Acaba bir bunalımdan kurtulması olanağı olabilir mi falan, öyle bir arayış içindeyim. Onun için biraz böyle işte yarı troçkizan, ondan sonra falan böyle de bir yönelimim var. Troçkist olmadım hiç ama yani buradan bir şey işte devrimci Marksist bir çıkış falan filan diye. Fakat sonra en sonunda düşündüm ya dedim bu Bakunin, yani okuyorum tabii o zamanlar. Bakunin birinci enternasyonelde böyle bir mücadele vermiş ve demiş ki devlet kurarsanız bu devlet aynen yine diktatörlük uygular. Yani bir geçiş devleti bilmem ne falan olmaz. Hatta şunu da söylemiş biraz şakalı bir şekilde beni de getirin demiş iktidara ben de diktatör olurum demiş. Bu kadar açık. Ondan sonra dedim ya bu birinci enternasyonel tartışmada Bakunin haklı galiba. Bakunin haklıysa o zaman anarşizm haklı çıkmış kardeşim. Tamam. 82 yılının sonunda böyle bir şeyi yani kendimi anarşist olarak gördüm ve ilan ettim ve ondan sonra öyle gitti. Kısacası bu. 10 dakika bile olmadı. Belki bu anlamda bir soru olur. Söyle. Bakunin tamamen eylemci. Yani ona hatta şey diyorlar, devrimin fırtına kuşu. Adam böyle nasıl biliyor musun? Yani nerede bir ayaklanma var? Ama bir de tabii o zamanın Avrupa'sı. İşte 1830 devrimleri, 1848 devrimleri falan yani böyle çok büyük devrimlerle yoğrulan bir şey. Adam nereye bir şey varsa ayaklanma orada. Ben bir de şey duydum, çok eylemci olduğu için artık son yıllarda böyle kendi anarşist arkadaşları, dostları tarafından işte kenara itildi, işte sevilmemeye başladı değil ama öldüğünde cenazesinde hepsi bir araya geliyor ve onu yani o eylemci olduğu için falan değil. Yani yani görüşleri biraz böyle itici. Ya adam yaşlanıyor, ya çok da yaşlanmıyor aslında da hasta, çok kilolu bundan falan filan. Biraz böyle projeleri var. O projelerinde yani böyle bir çiftlik kurmak falan gibi hayal kırıklıkları oluyor falan filan. Tabii o zamanki insan ilişkileri kimisi gidiyor, kimisi geliyor falan filan. Öyle. Evet. Peki bir anarşist sizce barışçıl mı olmalı, eylemci mi olmalı? Mesela bu sisteme karşı gelebilmek için sanki eylemci olmalı gibi geliyor. Ya bence Hani halk arasında da böyle yanlış bir ayrım, anlaşılıyor tabii. böyle bir ayrımı ben pek doğru bulmuyorum. Yani herkes kendi eğilimine göre. Kimisi daha fazla eylemciliğe yönelebilir. Kimisi de bileyim buna yönelmeyebilir. Herkesin aynı rotada Ama anarşist olmak için şöyle olmalı diye bir formülasyon yok bence. Herkesin aynı potada yerindiği bir örgütlenme sistemi var mıdır sizce? Valla bu biraz... Yani arkadaşımızın bir eğlencinin vesaire ya da işte bir anarşistin aynı gruptaydı. Yani bir şey gibi işte Ben... gibi atıyorum ya belki Haziran Hareketi gibi belki başka bir şey gibi bilmiyorum bir şeydi. Ben şu kanaatteyim. Anarşist örgütlenme diye işin içine girersen bu aynı komintendeki partilerin sonuçlarını doğurur ve ondan sonra herkes birbirinin gözüne oymaya başlar. Ben esas anarşist örgütlenmenin işte şuradaki gibi bir örgütlenme olduğu kanaatindeyim. Yani her görüşte Anarşist örgütlenme değil, herhangi bir örgütlenme mümkün mü? mümkün tabii. Neden? İşte mesela diyelim ki şeyden gelen, değil mi? Gezi'den gelen, park şeylerinden gelen falan bir örgütlenme bu mesela. İşte bu bir bence bir öz örgütlenmedir. Bunun gibi yüzlerce, binlerce örgütlerin kendi aralarındaki iletişim bağları falan filan bence O örgütlenmiyor. iletişim bağları sağlıklı kurulabilir mi? Öyle sorayım. Kurulabilir. Neden kurulamaz? Bence yani bir merkez komiteler, şunlar bunlar, emredici şeyler olmadan yani yatay örgütlenmelerin birbirleriyle böyle bir ağ oluşturması. Mesela İngiltere'de de anarşist örgütlenme. Yani mesela şey türü anarşist örgütlenmeler vardır. Mesela anarşist komünist federasyon gibi. Yani adamlar böyle ben onları gördüm hep 20 kişi hiç değişmiyorlar. Hep 20 kişi aynı yerlere gidiyorlar falan filan. Ve işlerinde kimseyi almazlar ha.
Yani böyle şey, bayağı bir sert bir Marksist örgüt gibi. Marksistimiz örgüt gibi. Yani tamam, onların da bir faydası vardır. Ben onları da hani ya dağıtım örgütlerden diyemem. Ama mesela İngiltere'de esas anarşist örgütlenme, onlar böyle daha temsili örgütlenmelerdir. Ama daha şey örgütlenmeler, alttan alta böyle ağlar şeklinde ki, yani bin bir çeşit kampanya vardır mesela. Bin bir çeşit. İşte hayvan hakları kampanyası, bilmem hayvanların avlanmasına karşı kampanya, Bacardi de bilmem ne kullanıyormuş, hayvan yağ mı ne kullanıyor, ona karşı kampanya. Binlerce kampanya, küçük. Ama bunlar hepsi birbiriyle de bir şekilde bağlantısı vardır ve herhangi bir eylem anında da hep bir araya da gelebilirler yani. Ben bu tür örgütlenmelerin daha... Türkiye'de bunu mümkün görüyorsunuz. Neden olmasın? Bence mümkündür ve hatta bence mümkünden de öte böyle olmalıdır diye düşünüyorum. Ve ideolojik ayrımı koymamak lazım. Ben anarşistim, onlar... Ben böyle bir ideolojik ayrılığı kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Anarşist olur, troçkist olur. Hatta ben sana söyleyeyim, stalinist olabilir. Yani ben, bak hakikaten öyle aramızda da tartışmalar geçiyor. Ben stalinistlerle de birlikte çalışabilirim herhangi bir şey. Yani böyle bir örgütlenmede. Yani ideolojik ayrılık koymadan herkesin kendini içinde bulunabileceği bir örgütlenme tarzını, bir öz örgütlenme, demokratik, aşağıdan bir örgütlenme tarzını anarşizme en uygun tarz olduğu kanaatindeyim. Gül Bey, şey soracağım. Libertar anarşistleri soracağım. Yani bu anarşistin içerisinde hani Godwin'in öncülüğünü yaptı. Bunun gerçekten de bir karşılığı var mı? Yani yoksa bu hani kapitalizmin bir oyunundan bir ibaret. Yani bir anarşist liberal olabilir mi? Hani sosyalist olduğu kadar. Libertar yani şey, ekonomik anlamda diyorum. Ekonomik yani. Sınırsız serbest piyasadan yana. Ha, evet, iyi diyorsun sen. Evet. Anarşistin içinde böyle de bir şey var. Anarşist. Tabii. Ya böyle bir akım var. Ama yani siz olamazsınız, siz yasakladık, böyle bir şey yok. Yani onlar da öyle bir görüş ileri sürüyor. Yani onlar şuradan hareket ediyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. Her türlü özgürlüğe getirilecek her türlü sınır özgürlüğe zarar verir. Dolayısıyla mülkiyet özgürlüğünü de savunmak lazım. Piyasa özgürlüğünü de savunmak lazım. Serbestçe şey olsun falan gibi bir tok şeyleri var, görüşleri var. Şimdi o görüşe ben katılmam. Karşı da çıkarım, tartışırım da falan ama yani bu anarşizm içinde çok da etkili bir görüş değil. Sadece bir görüş. Pardon, çok özür dilerim. Soracak mısın sorunu? Ha, evet, aslında biraz sırası geçti belki de ama bu ideoloji konusuna geldiğimizde Milan, biraz edebiyattan da söz ettik. Avrupa'da Milan Kundera'nın ünlü bir lafı var. Diyor ki Avrupa'da artık ideolojiye inanan insan kalmadı diye bir olay işte. Bırak, bahar sırasında falan. Ve bunu uzun zamandır tartışılıyor. Hani ideoloji haline gelmesi gibi tartışma hala sürüyor Avrupa'da. Hani inanç olarak algılanıyor ideolojinin işte negatif etkiler politika içinde falan. Türkiye'de öyle bir konuya geldi mi ideoloji kavram? Yani aynı tartışma ya Türkiye'de sanki görmedim pek. Var mı yok mu? Ben söyleyecektim şöyle bir şey. Ben öncelikle kırılma, cevap verecek misiniz sonra konuşayım? Önce kırılma noktası olarak şeyi hatırlıyorum. Bir anekdot verecektim kitabınızdan. Şöyle bir şey demiş, Doğu Perinçe'ye soru sormuşsunuz işte bu Sovyetler Birliği'nde yaşanan işte daçalarda işte hizmetçili. Aha. Hizmetçili sosyalizm mi olur diye cevap verdiğinde hani onun da herhalde kırılma noktası. Evet, o da önemli bir şey, doğru.
Bir de şeyi söylemek istiyorum. Hanımefendi